görmüş olduğunuz gibi ilk keşfin yapıldığı noktadayız. Şöyle hayal edebilirsiniz, bu arazinin tamamı bir şahsın şahıs malı. Ve tarlasını sürerken buradan bir heykel parçası çıkıyor. Ardından bu heykeli dediğimiz gibi müzeye götürüyor. Bu arada şundan bahsetmeyi unuttuk. Bu bulunan heykel şu an günümüzde yok. Ne oldu? Çalındı tabii ki de. Nerede oldu şu an için belli değil. Birçok eserimiz ya Amerika'da ya Almanya'da ya da başka bir yerlerde Almanya'da olabilir. Gittiğimiz zaman sadece resmi var. Bir hayvan figürü. Ve bakınız değerli misafirlerimiz, burada da şöyle hayal edebilirsiniz. Bu alanda da aslında biraz sonra gezeceğimiz yerdeki gibi bir yapı yapılacak. Ancak bir nevi yarım kalmış. Yani tabanını yapmışlar, üzerine herhangi bir şey dikmemişler. Neden? Tam manasıyla sorunun cevabı belli değil ama belki bir o dönem için konuşuyoruz. Bir doğal afet olmuş olabilir, başka bir şey olabilir. Şimdi asıl o çalışmaların yapıldığı... Evet, Göbekli Tepe'de esas kazı merkezine geldik. Birbirinden farklı her bir yapıya isim vermişler. İsim derken harf. Mesela A yapısı, B yapısı, C yapısı, D yapısı diye birbirinden farklı harfler vardır. Şöyle hayal edebilirsiniz. Etrafı yuvarlak bir halde, üzerinde ilk yapıldığı dönemde tabii ki çatı tarzında bir malzeme var. Ancak şu an günümüzde taş noktası. Tüm bunlara ek olarak bir de ibadet mekanı anlamında dünyanın günümüze ulaşmış olan ilk ibadet merkezi diyebiliriz burasıyla alakalı. Göbekli Tepe bu yüzden dolayı önemli. Hatta isim olarak neden Göbekli Tepe diyoruz? Burada çıkartılan herhangi bir malzemenin üzerinde mi yazıyordu Göbekli Tepe diye? Hayır. Buraya çıkartan, burayı bulan kişiler bulunduğu konum itibariyle tepe bir noktada olduğu için onları... Şu an gördüğünüz bu kısım bir nevi aşağı doğru tamamlanmış hali. Ne odaları olduğu düşünülmekte. Bakınız değerli misafirlerimiz, şöyle hayal edebilirsiniz. Şimdi bin yıllar evvel insanlar gelmişler, burada bir ibadet mekanı inşa etmişler. Ardından bir şey yaşanmış, bir şey olmuş ve bu ibadet mekanının üzerini kendileri bilerek görmüşler. Yani bunların üzerine zamanla rüzgardan dolayı gelen kumlar falan değil. Bunlar bu alanın tamamı bilerek görülmüş olan bir yapı. Dolayısıyla burayı açılarken hocalarımızın şöyle bir teorisi var. Teori şu, Hazreti İbrahim bu coğrafyaya geldiğinde tek dini insanlara anlattığında o insanlar geçmişe ait olan yapılarını gömüyorlar. Bilerek. Yenisini ve unutuyorlar. Bir daha da herhangi bir şekilde buraya uğramıyorlar. Ne zamana kadar? 1990'lı yıllara kadar. Tam tanına 60 ton. Bu araziye baktığımızda burası oldukça büyük. Evet, burasını keşfeden Klaus Schmidt'in dediği gibi tarihin başlangıç noktası, yani yine onun savına göre burası Adem ve Havva'nın elmayı yediği yer olarak olduğunu iddia ediyor. Çok enteresan bir yer burası. Çok az bir kısmı şu an gün yüzüne çıkmış. Büyük bir ihtimalle Göbekli Tepe'nin sırrı bütün Göbekli Tepe gün ışığına çıktıktan sonra çözülecek. Evet, 12 bin yıllık geçmişi olan, hatta daha da fazla olabilir, çanaksız ve çömleksiz Neolitik çaya daha dayandığı iddia ediliyor. Göbekli Tepe'deyiz. Şu anda Göbekli Tepe denilen yerin sadece çok küçük bir tarafı gün yüzüne çıkartılmış. Bunun gibi daha 24 tane alanın yerin olduğu söyleniyor. Bakın, böyle bir coğrafyada İnsanlık tarihinin başladığı nokta. Gördüğünüz Mona
moleküllerin kapladığı alan, alan bakımından söylüyorum, 400 tane futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılmış durumda. Biz bunlardan sadece bir kısmını, ufak bir kısmını göreceğiz. Çünkü diğerlerinin tamamı hala daha günümüzde toprak altında. Monolit dediğimiz taşlar, bu taşlar üzerlerinde çeşitli figürler ve motifler var. Bu motifleri neye göre yapmışlar, maksatları neydi sorularının tam net olarak cevabı bulunmamakta. Ancak şöyle bir şey söz konusu, her yaratılmış olan insan doğuştan gelen, kendisi elinde bir nevi olmayan bir yüce yaratıcıya inanma düşüncesiyle, arzusuyla dünyaya gelir. Bu yüzden dolayı insanlar biraz zaman geçtikten sonra kendilerince bir tapınma merkezi yapmışlar. Yani şu an bizim gezeceğimiz burada nasıl yapıldığını göreceğiz ama asıl alan daha yukarıda, oraya beraber gideceğiz. O gittiğimiz alan, göreceğimiz alan bizzat o ibadet mekanının olduğu yer. Yani zeytinler şu anda olgunlaşmış. Bakın bunları tam böyle toplayıp yağ yapma zamanı gelmiş. Siyahlaşmış. Zeytin ağacı da bu şekilde. Üstünde hala olgunlaşmış zeytinler mevcut bulunuyor. Evet, Harun'un o mükemmel evine geldik. Bakın şöyle bir görüntüsü. Bu tarafa, sağ tarafa. Sağ taraftan aynız. Harika. Böyle güzel bir çadır kurmuşlar buraya. Evet Mustafa Bey hadi. İçeri mi alıyorsun? Beyazlar hepsi gelsin. Burada da her yılda bir çamur ve samandan sırasını yapıyoruz ki yıkılmasın diye bu evleri yapmışlar. Eskiden bu evlerde halkımız oturuyordu ama artık yaşayan kimse yok. Ahır, diler, depo olarak kullanıyoruz bu evleri. Bu evde dikkat edeceğiniz nokta bayanlar için geçerli tuzak var. Hemen içeride üçgen taşlar var. Eğer o üçgen taşlara takılıp düşen olursa, kocası Aysa üzerine kuma getirir ve gidip kumayı kendi seçiyor. Öyle bir tuzak var, dikkat edelim. Şu an Mehmet ağamızı içeriye göndereceğiz. Yöresel Arap kıyafetleri giyecekler, sizi karşılayacaklar. Aman bakamıyorum ha. Zehra! Ben orada çalışıyorum. Tamam bu bir tane bize sen yardımcı. Sen de gel hadi sen de gel. Sen de bize benziyorsun Esmer'sin sen sen. Diyordun. Aa elini öpeyim. Şimdi ağam oldu. Bir şey yapmıyoruz ki ağları gösteriyoruz. Bakın. Arkadaşlarım çok seviyorum. Sizin gönlünden kıymetli. Evet. Bana diyor. Gerçek. Bravo alkış alalım bakalım. Bakın bunlarda satılık değerlendiriz. Bir şey varsa ev hariç her şeye satılık. Bayanlar kıyafet giymek istemezse en son giydireceğim ben bakalım. Aynız orada bekle. Hüseyin abi ben çekiyorum sizi. Tamam. Valla iyi yapın. Aynen bak duy. Ali gel beraber oturacağız. Seni götürüyorum. Hadi gel. Ben başlık vereceksin birazdan onlara. Evlenecekler. Evet gezelim. Alabilirsin oğluna. Tamam mı? Ben de bir sapan istiyorum. Ben sapan istiyorum.
İndirelim. İçeride indiriyoruz. Bunlara? Evet. Soda bilmiyor musun? Evet. Hepsi indirdi sen kaldın. Ha benim için. Evet. Hepsi indirelim. Ben. Alaka getirelim soda diye. Varra. 10 dakika sonra çıkış yapıyoruz. Buralara birazdan. Eskilerin rahatsız. Fare gizlesin. Lavabo ekmeği gitsin şurada. Bak abine veriyor, gel bak. Kork. Kardeşim var. Bu arada değerli misafirlerimiz, şöyle son tarafa bakarsak görebiliyorsunuz, biz yeni bölgedeki insanlar özellikle çok aşırı sıcak havalarda hemen sol üzerine bir sedir koyuyor örneğin. Sol tarafta gördüğünüz